Radyon devam ediyor. Biraz da adrenalin diyorum ben şimdi ve oksijen programı gelecek. Ekrana Eray Altay'ın hazırladığı oksijen programının ilk bölümünde bu hafta dağcılık sporuyla ilgili ayrıntılı bilgiler edinebileceksiniz. Gebze'ye bağlı Ballı Kayalar'a gitti Eray Altay. Gelin birinci bölümü birlikte izleyelim, bakalım neler olmuş. Birazdan tırmanacağız, tamam mı? Telsiz bağlantısında ufak bir problem var. Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam. Tamam. Seyirciler, doğa yürüyüşünün ardından şimdi ciddi bir adrenalin yaşayacağımız bir sporla karşı karşıyayız. Kayak tırmanışı yapacağız. Bu arada karşıdan bir ses var. Duyabildiğiniz bilmiyorum ama bu Coşkun'un sesi, bizim kameraman arkadaşımızın. Karşıdan bizi çekmesi için oraya gönderdik. Orada mahsur kaldı. Yağmura yakalandı. Kayak tırmanışı yapacağız dedik. Kayak tırmanışıyla ilgili çok önemli bir isim var yanımda. Sönmez Erkaya. Sönmez Hocam, merhabalar. Merhabalar. Böyle yağmura yakalandık, biraz sürpriz oldu ama kaya tırmanışını etkiler mi? Oradan bir başlayalım hemen. Şimdi tabii ki doğada, açık havadayız. İster istemez yağış etkiliyor. Bizim için önemli olan kayaların kuru olması. Yani soğuk da olsa, rüzgar da olsa o kadar önemli değil ama yağış olduğu zaman kayalar ıslanıyor. Bu da çıkışımızı engelliyor. Evet. Hocam, nasıl bir sporla karşı karşıyayız? Biraz bahseder misin? Yani ülkemizde kaya tırmanışına olan ilgi nasıl? Kaç yaşında? Belli bir federasyona bağlı mı? Böyle bir genel bilgiler alabilir miyiz sizden? Şimdi kaya tırmanışı ekstrem sporlardan biridir. Adrenalini bol, atraksiyonu bol, heyecanı, sevinci, neşesi, başarısı da bir o kadar tabii ki dönmektedir bizlere. Kaya tırmanışı daha çok dağcılığın kollarından biri olarak ilk dönemlerde ortaya çıktı. Daha sonra kendi içerisinde spor tırmanış, boulderingle adlandırdığımız kısa kaya tırmanışı, yapay tırmanış gibi ve geleneksel tırmanış gibi bölümleri var. Ama bu sporun en güzel tarafı doğada olması, açık havada yapılıyor olması, 7'den 70'e herkese hitap ediyor olabilmesi. Örneğin bir maratoncu, bir futbolcu belli bir yaş aralığında sadece tamamıyla maksimum olarak kendini buna aktarabiliyor. Ama kaya tırmanışında dediğim gibi 7'den 70'e sizin çalışmanıza, disiplininize, antrenmanınıza göre hiç sekteye uğramadan devam edebiliyor. Hızlı çıkacağım, çekemeyebilirsin. Bir diğer özelliği de cinsiyet ayrımının en az olduğu sporlardan biri. Yani şöyle bir örnek verebilirsem, benim 15 yaşında da bir partnerim var, tırmanış yaptığım. 50 yaşında da bir tırmanış partnerim var. Bu spor aynı zamanda belki toplum içerisinde bir araya gelmeyecek bu yaş aralıklarını veya cinsiyet farkını ortadan kaldırıyor. İşte bir dedeyle torun gelip burada rahatlıkla tırmanabilir. Veya bir bayan, bir erkek kesinlikle kas kuvveti ön plana çıkmadan gerçekleştirilen enden sporlardan biri. Peki hocam, ben hemen araya girer şunu sorarım o zaman. Şu ana kadar kaya tırmanışı yapan yaş olarak en büyük kaç yaşındaydı, öyle sorayım. Dediğim gibi benim partnerim 50 yaşında bir tane çıkış yaptığım ama yurt dışında 75-80 civarında yapanlar da var. Zorlanıyorlar mı peki? Ya şimdi bu biraz kültür olayı, yani beyinde bitiyor biraz da. Biz mental yönden bakıyoruz olaya. Ben Aladağlar'da 80 yaşında bir çifti tırmanırken gördüm, inanamadım. Bizim o yaşta, hatta 60 yaşında büyüklerimiz kahve köşelerinde, evde bir yerde oturmakta, kımıldamamakta, hareket etmemekte. Evet. Şimdi bu biraz kültürle ilgili bir şey. Sadece sporsal, sağlıklı yaşam değil, bu doğada aldığımız sıcak bir atmosfer, arkadaşlarımızla yaşadığımız bir paylaşım, işte gece kamp kurup ateş başında hoş bir sohbet bizi bu spora daha çok bağlıyor. Evet. Yüksek yerde sonuçta yapılıyor kaya tırmanışı da, oksijen anlamında da bir avantajımız oluyor galiba.
Tabii biraz böyle kendimiz genç duruyorsak, genç görünüyorsak tabii ki doğada olmamızın 25 faydaları. 25 görünüyor. Teşekkür ederim. Akşam yemek kazandım benden. 23 görünüyor. Bir de sanıldığı gibi şimdi kayada tırmanırken insanlar ya işte bu çok kas kuvveti gerektirir, çok güçlü olması gerekir gibi yanlış bir kanıya kapılıyor. Dediğim gibi bayanlar bizden daha hızlı bir şekilde, erkeklere göre daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Çünkü bunda denge ve nasıl söyleyeyim, dayanıklılık, esneklik söz konusu. Hocam niye insanlar kaslı böyle işte bu spor ciddi bir kas gerektiriyor diye düşünüyoruz biliyor musunuz? Demin aramızda da konuştuk ya, dağcı filmi vardı meşhur, bu Cliffhanger, Sylvester Stallone'un orada şimdi tek el tutunmalar, biraz şov da var tabii. Orada özendirme de var. O tarz filmler belki de bunu hani ciddi bir kas ve efor gerektiren bir spor dalı olarak görünmesine neden oluyor bence. Hocam şu tüyler ne? Tabii onu süs olsun diye koymadım oraya. Bir Aladağlar tırmanışım sırasında 3000 metrelik bir duvar tırmanışımız vardı. Zirve amaçlıydı. Yaklaşık 700 metre bir duvardı. Orada bir anda bir kartalın üstümüzden geçmesi ve tüyünü dökmesi sonucu onu alıp uğur getirsin manasında buraya taktım. Ve o rotayı da temiz çıktık. Badici arkadaş, bazı esnek değildir bir spor için. Şöyle puzzle'ı birini düşünün. Şu kulağı tutamıyorsa, kayada başarılı olma şansı çok çok azdır. Bu dediğim gibi güçten ziyade teknik bir spor. Teknik aşamalar gerektiren, daha çok mesela işte jimnastik, bale türü insanların bu spora daha başarılı olabileceği bir tarzı. Süreç içerisinde gördük. Birçok sporcu, birçok spor dalından gelip kaya tırmanışında karar kılıyorlar. İşte bir dalgıcı, pilotu, maratoncusu, tekvandocusu her anlamda gelip bu sporun çok daha farklı olduğunu söylüyorlar. Yer çekimine karşı mukavemet gösterdiğimiz tek spor dalı. Evet. Hocam peki biraz da malzemelerden bahsedelim. Bunlar kanca mı diyoruz? Şimdi bunların hepsinin birer şeyi var, adı var. Her şeyden önce bunlar birer testten geçiyor. UE'de adlandırdığımız işte uluslararası dağcılık birliğinin onayı olmadan bu malzemeleri kullanmıyoruz. Şimdi kaya tırmanışı yapıyorsun, çıkıyorsun işte 100 metre, 500 metre, 1000 metrelik duvar tırmanışlarımız oluyor. Orada bizi koruyacak bir güvenlik malzemesi gerekiyor. Onlar da bu malzemelerde oluyor. Tabii bunların da insan hayatı söz konusu olduğu için tek tek denenmesi gerekiyor. Bunu da işte UE patentli firmalar bunu alıp, bakın şurada da gözüktüğü gibi şekeri yazıyor. Şu mesela şu şekilde yük bindiği zaman evet. 2400 kilo bir çekeri var. 2 ton 400 kilo. Evet. Yanlara yük bindiği zaman 800 kilo. Kapısı açıkken yine yük bindiği zaman 800 kilo. Sizin ağırlığınız olsa olsa en fazla 100 kilo olsa evet. Yani bunu koparma şansınız yok diyor. Tabii ki bu derece güvenli malzemelerle biz hayatımızı bunların önüne teslim ederek tırmanışımızı gerçekleştiriyoruz. İpimiz hocam, mesela. Hemen araya giriyorum şöyle. Bu bununla ilgili bir şey söylediniz demin. Eğer ani düşüş anında, eğer buna yük 4 defa mı 5 defa bindiyse eğer bu kullanılmaz hale geliyor demiştiniz değil mi? Daha çok şöyle söyleyeyim. Bu ip diyaklandırımız bizim bana aslında hayatı bağlayan ana emniyet malzemesi. Bu ipte yaşadığımız düşüş faktörüdür. Yani bir ipin raf ömrü vardır, bir de kullanım ömrü vardır. Bu kullanım ömründe yanlış kullanır. O dediğim ciddi 2 derece oluyor en yükseği. Bunu 5 defa yaşarsak bu ipi artık çamaşır ipi olarak kullanabiliriz. Evet. Yani hiçbir şey yaramaz. Ama yine kullanılıyor yani. Çamaşır ipi olarak kullanılıyor. Coşkun duyuyor musun? Oradan manzara nasıl? Aklıma şey geldi benim, bu Görevi Seylik Ekti filmi vardı ya. Orada bir kaya tırmanışıyla başlıyor film. Sonra ölüyorlar mı? Sonra dördü de kameramanla daha ölüyorlar. Canım abi, ölü için ne yapıyorlar? İniş oldu. Hocam iniş niye öyle oldu? Çünkü bir anda kendini boşluğa atıyorsun.
Yüzünün ifadesini çekerseniz daha güzel olacak. Koy bakayım. Oksijen devam ediyor işte. O kadar mı? Film bitecek çabuk. Oksijen devam ediyor. Abi film bitecek. Oksijen heyecan yaratmaya devam ediyor. Oksijen devam edecek. Evet, oksijen devam edecek ancak biz renkli televizyona şimdi çok güzel, çok renkli bir gösteriyle ilgili hazırladığımız haberle devam edeceğiz. Evet, Holiday on Ice gerçekten masal dünyasının kapılarını aralıyor İstanbullular için. Eğer hala bir şansınız var 8-18 Kasım tarihleri arasında bu gösteriyi izlemek istiyorsanız bence yerinizi şimdiden ayırtın. Ve oksijen programıyla devam edelim. Oksijeni çok böyle heyecanlı bir yerinde bırakmıştık. Şimdi bakalım Eray Altay kaya tırmanışını başarıyla tamamlayabilmiş mi? Oksijenin ikinci bölümü karşınızda. Bir an sağ ayağınla yüksel. Sol ayağı da 150 lira basarak destek al. Evet, çok güzel. Genç iki arkadaşımız daha var burada. Hemen sizi de tanıyalım. Ben Sakine Kalbi. Siz kaç senedir tırmanıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ben üniversite yılında başlamıştım aslında. 98 yılında YKSK'cılığıyla başlamıştım. Birkaç sene hem dağcılık hem kaya birlikte yaptım. Daha sonra değişik sebeplerden dolayı işte ayrıldım. Fakat hep gönlümde vardı. Sonra işte Sönmez Hocam yanın içerisindeki topluluk zirve dağcılıkla buluştum ve tekrar başladım. Ve kayaya normalde olduğundan daha ağırlık verdim aslında. Çünkü gerçekten zevk aldığım bir şey. Yani bir şeyleri başarıyorsunuz, onu peki, hissediyorsunuz. Peki çevreden tepki geldi mi bu anlamda? Çevreden ablam, annem. Yapma yani, tehlikeli bu. Yani sonuçta onlar tam olarak bilmiyorlar emniyetimizi. Yani nasıl emniyet alıyoruz, kendimize nasıl bakıyoruz, tekniği nedir, nasıl çıkılır. Bilmedikleri için tabii bir tepki gösteriyorlar. Yani yapma bunu, nereye gidiyorsun ya da gittiğim zaman biraz telaşlanıyorlar. Ama normalde birçok aileye göre daha anlaşılıyorlar. Hocam bize nasıl bir program uygulayacaksınız? Şimdi bize gelelim. Evet, şimdi bu güzel böyle anlattık, tatlandırdık. Seyirciler de ister istemez hemen bu sporu merak edip hiç yapmayanlar atılmaya kalkacaklardı. Bir eğitim almadan gelişim diyatlandırdığımız bir kaya gelişim dönemi var. İleri kaya diyatlandırdığımız bir dönem var. Bu eğitimleri almadan kesinlikle böyle bir spora gelip yani malzemeleri yapmasınlar. Bunun için işte üniversite kulüpleri var. Bizim gibi zirve dağcılık özel kulüplerimiz var. Yahut da bu işi belli bir ücretle yapan işte turizm firmaları var. Belli bir programlarda falan. Bunlara gidip eğitimlerini aldıktan sonra kendi arkadaşlarıyla, kendi ekipleriyle bu tırmanışı çok güvenli bir halde gerçekleştirebilirler. Sağ ayağa yük ver, kaymayacak şekilde. Bütün yükü sağ ayağa ver. Evet, işte bu. Bravo. Şimdi sizler için de biraz sonra üstel emniyet fiyatlandırdığımız bir şey yapacağız. İniş yaptıracağız. Sonra bir tırmanış. Akabinde zorlu bir rotaya sokacağız. Çünkü buradaki her rotanın bir derecesi var. Dereceler de bir yüzeydeki, kaya yüzeyindeki tutamak sayısının azlığına ya da çokluğuna göre karar veriliyor. Ne kadar tutamak sayısı azalırsa kaya yüzeyinde, ister pozitif ister negatif olsun, derecesi ona göre artmaktadır. Hadi bakalım. Evet, güzel. Bu daha kalabalık. Sol taraf. Evet, onlar güzel. Sizi de en kolay rotalardan biriyle başlatıp sonra sürpriz rotalara sokacağız. Yani kolay dediğimizde yine 90 derece değil mi? 90'a yakın. Ya 90 derece, 70 derece, 80 derece. Yani bazen. Pozitif olması ya da negatif olması o kadar önemli değil. Önemli olan dediğim gibi kaya yüzeyindeki tutamağın az olması. Evet. Hocam bir malzemeden birini atladık galiba. Çok önemli bir malzemeydi. Bu ayakkabı. Ha, evet, bizim kaya tırmanış ayakkabılarımız var. Normal bu ayağımızdaki botlarla tırmanmıyoruz. Hocam hemen ayakkabımız geldi. Kaç numara bu? Çok küçük. 37,5. 37,5'u gösteremiyoruz. 41 olması gerekiyor bizim. Ayakkabı tanıdığımız için. Ama benim ayağım 40 numara. Tamam. Öyle mi? Fark edebiliyoruz o numarada. Yani mutlaka bir kaç numara. Numaranızdan her zaman daha ufak giymek durumundasınız. Kayaya evet, iyi bakmayın. Boşluk olmasın diye ayağın içi. Hocam peki bunun mazeret nedir?
Ya bu aslında yarış arabaları vardır ya, onların aslında ham maddesinden yapılıyor. İçerisine kimyasal maddelerle kayaya karşı sürtünmeyle tutulması sağlanıyor. Normalde şu botlarla şöyle bir yüzeye basamazsınız, hemen ayağınız kayar. Ama bunun özelliği şöyle ufacık çıkıntıları dahi tutabilmesi. Evet. Bu şekilde de ayaklarınızla yükselerek kollara fazla yük vermeden dengeli bir şekilde kıvrak, esnek dayanıklılığınızla çıkışınızı sağlayabiliyorsunuz. Evet. Ama bu olmadan maalesef tırmanışın mümkün olması çok zor. O zaman bütün bir kollara biner, iki hamleden sonra kollarınız şişer. Ama bu ayaklar çünkü bütün vücudu kaldırabilecek kas yapısına sahip, yorulmaz kolay kolay. O yüzden de ayak kaslarını kullanabilmek için bu tip ayakkabılara ihtiyacımız var. Evet, çok güzel, bravo. Bütün ilgili son taraftaki çift destekleri, evet. Evet, çok güzel. Devam et, devam et. Otutamakları sağlı solu tut. Evet. Kayıp düşersen ipi tutma. Tamam mı? Evet, güzel. Sol taraf, sol, evet, onlar güzel. Wow! Such is life. Evet, bir arkadaşımız daha var. Hemen sizi de tanıyabilir miyiz? İsmim Serdar Özdemir. Yaklaşık 5 sene kadardır doğa sporları uğraşıyorum. Bir senedir de aktif olarak savunma hocamla birlikte tırmanış sporuyla uğraşıyorum. Yani bu kaya tırmanışını emniyet almayı, bu malzemeleri tanımadan dağcılık yapmanız, dağlara çıkmanız mümkün değil. Bu eğitimi aldıktan sonra istediğiniz her yere çıkabilirsiniz. Yani gökdelenler var biliyorsunuz. Adam, onlara çıkan ünlü insanlar var, şey yapanlar var, işte özgür tanıtım çıkanlar var. Bu eğitimi aldıktan sonra istediğiniz her yere çıkabilirsiniz. Zaten herhalde direkt zaten ilk deneyecek kişileri buraya getirmiyorsunuz herhalde, değil mi? Bunun için böyle hep biz duyarız, işte bahar şenliklerinde üniversitelerin kampüslerine o tırmanma suyu, tırmanma duvarları gibi. Evet, yapay tırmanış duvarı diyoruz onlara. Aslında şu havada bizim burada olmamamız gerekiyordu. Böyle yağmurlu havalarda bu spor salonlarına giderek yapay tırmanış duvarlarında antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Hatta ilk başlayanları buralarda tırmanışı, emniyet almayı, düşmeyi kalkmayı görsek ondan sonra doğaya getiriyoruz. Ama daha sonraki etapta her hafta sonu düzenli olarak buraya gelinmesi gerekiyor. Çünkü çok riskli bir spor. İki hafta üstü gelmediğiniz zaman başladığınız noktaya geri dönebiliyorsunuz. Yani antrenmanın sürekliliği olması gereken, dayanıklılığın devamlı olması gereken bir spor olduğu için beslenmeniz, uyku düzeniniz, her şeyiniz buna göre olması gerekiyor. Evet. Evet, bunun karşılığında da adrenalini yaşayarak mutlu oluyorsunuz. Evet, duygularım. Serhancığım, deneyin abi. Deneyelim mi? Ne, anlatılamaz. Sporlardan birindeyiz. Evet, tendonları bayağı çalışmış. Davul gibi şişmiş. Evet, bu galiba ayakkabıdan kaynaklandı. Biraz ayakkabıdan, kolları çok yüklendiği için ama buraların çalışması demek senin ileride daha teknik tırmanacağın anlamına geliyor. Kesinlikle herkesin denemesi gereken bir şey, bir aktivite, bir spor dalı. Bu arada tabii yağmur olduğu için, ki benim ayakkabım da botlarım da çok müsait değil. Kayalar kayıyor. Elinize tutmanız oldukça zor. Ama Serhan, bence kesinlikle denemelisin. Sana tavsiyem, deney. Çevrenizden bir tepki geldi mi size bu anlamda? En basit burada anneler devreye giriyor. Oğlum yapma, etme, tehlikelidir bu spor. Tabii ilk tırmanış
kişinin ismini, adını duyduklarında aile kesinlikle bir karşı çıkıyor. Ürkütücüymüş hakikaten. Ürkütücüymüş çünkü işte filmlerde görüyorlar. İnanılmaz yüksek duvarlarda, belki arka tarafı çekersiniz, karşı taraftaki gibi duvarlarda tek başına çıkan insanları görüyorlar. Bir yapımızına bağlı ve bu tabii insanlara çok ürkütücü bir şey olarak görünüyor. Ama benim bu doğa sporlarını takip ettiğim süre boyunca dağlar dışında bu sportif tırmanışta yaralanan, ciddi yaralanma yaşayan, sakatlık yaşayan hiçbir arkadaşımı görmedim ben. Ki dikkat ederseniz siz burada çekim yaparken bile biz sizi emniyetimize aldık ve emniyetli bir şekilde orada tutuyoruz. Emniyetinizi kendiniz belirliyorsunuz ya da çevrenizde de güvendiğiniz insanlar. Eğer gerçekten doğru bir şekilde emniyet alırsanız riski yok. Ama yanlış yaparsanız... Yanlış yaparsanız risk orada başlıyor. İnsanın kendisi yani... Bu çevre sporlar için geçerli bu zaten değil mi? Yani kuralları var. Evet. Kuralların dışına çıkıldığı anda mutlaka bir problemle karşı karşıya geliyorsunuz. Ama burada en ufak bir hata hayatınızla noktalanacağı için sıfır hata olması gerekiyor. Diğerinde ne yaparsın? Oyun dışı kalırsın. Diskalifiye olursun. Telafisi var. Oyun tabii telafisi vardır ama bunda telafi yok. Telafi yok. O zaman hocam dikkatli olacağız değil mi? Tırmanış esnasında sen de zaten bize eşlik edeceksin. Tabii iki şeyleri size vereceğiz, eğitimleri. Ama dediğim gibi her şey sizde bitiyor. Yapacağınız en ufak bir hatada yere çakılabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, lider tırmanıcı tırmanışını yaparken hiçbir şeyden emniyet almaz şu malzemelerden. Sadece tırmanışı başaramadığı noktada düşer, işte emniyet malzemeleri orada devreye giriyor. Sadece düşüş anı. Tabii düşüş anını ipsiz tutar. Pin tutması için de şu malzemeler kayalara fixlenmiş botlarla beraber yahut da diğer emniyet malzemeleriyle beraber sizi tutar. Evet. Sadece düşmeye çalışır. Yoksa çıkarken sadece kendi gücünüz, tekniğiniz ve ardinalimiz. Başka hiçbir şey yok. Biz bu arada tabii sevgili seyirciler sohbetimize kendi aramızda devam ediyoruz. Çünkü yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Ardından tırmanışta görüşeceğiz. Şimdi sevgili seyirciler serbest iniş yapacağız. Hocam burada yine emniyet ipleri var değil mi? Evet. Bunu kayaya bağladınız galiba. Evet. Doğal emniyet sağladık burada. Bir bolt olmadığı için bir kaya babasından 5-3 taktan takoz yerleştirerek iki taraflı bir istasyon aldık. Bu istasyonla beraber ikinci gerçekleştireceğiz. Neden iki istasyon? Olur da takoz yerinden çıkar. Şuradaki perlon kayadan çıkarsa itlediği yeri devreye girsin diye. Yani her haliperde de emniyetimizi çiftliyoruz. Yani tabii ki kopmasının imkanı yok ama olur ya arsenik marsenik olmasın anlamında. İpimiz de geldi. Emniyeti çoğaltıyoruz. Hocam kartallar yüksek uçar. Anlıyorum valla. Birazdan kartallar en cesur hayvan. Serhan ne diyorsun abi? Korkunç. Katılıyor musun? Şu anda durduğumuz yer var. Aşağısı hocam kaç metre? Eyvah seyir. Boşlukla beraber yaklaşık 80-90 metre var. Boşluk 90 metre. Bu da yaklaşık hemen söyleyeyim. Boğaziçi Köprüsü'nün ayağının uzunluğuna yakın. 30 metre daha fazla. Evet. Köprü mü daha fazla? 60 metre köprü. Bu 80-90 metresi. Yok, köprünün ayağı 120 metre. Ha, doğru. Bildiğim kadarıyla yine ona da yakın yani. Pardon lazım mı hala? Burada durma ya. Sıradaki ağaçtan arkadaşlar. Hocam nerede duruyor? Onu görürüz abi. Emniyet mi? Böyle duruyor. Emniyeti alışıyor mu? Emniyet dediğimizde kayaya bağlıyoruz. Ayaklar da çomur yani o tehlikeli ya kayar. Evet evet. Ayaktan güç alıyor muyuz bunda yine? Yok ayakla bir alakası yine böyle arkaya vererek mi yapıyoruz? Aynen indiğin gibi iniyorsun fakat inişini kendin kontrol edeceksin. Yani sağ tarafında duran şu popsik dediğimiz ipi bağlama şekliyle ipten o şeyi öyle bir şekilde geçireceksin ki sen inmek istediğinde, aşağı çektiğinde o senin inmene izin verecek ama bıraktığında kesinlikle inmene izin vermeyecek. Evet. Yani biraz otomatik bir sistem. Yani bir şey oldu, düştün, bayıldın, işte ters taş geldi, ters bir durum oldu.
Yani kendinden geçtin veya hareket edemeyecek durumdasın. Bu senin düşmene izin vermeyen mekanizmayı oluşturacak. Hı. Ama inmek istediğinde, şöyle yavaşça aşağı çektiğinde seni indirecek. Aynen. Bu arada bende yükseklik korkusu yoktu, alışmaya başladı yani. Hissediyorsun? Hocam adrenalin bu galiba. O senin sonundan hissediyorum zaten. Evet, iki elini bırak. İki elini kalçana doğru al bakalım. Vadiye bak. Niye hemen kaçırıyorsun kafanı? Hadi devam et. Evet sevgili seyirciler, Ballı Kayalardaki kaya tırmanışımızı tamamladık ve Sönmez Hoca'dan şimdi raporumuzu alacağız. Hocam bizi nasıl buldunuz? İlk başlama anlamında gerçekten iyiydiniz. Devam ederseniz 3-4 haftada iyi teknik anlamda ilerleme kaydedebilirsiniz. Hocam sizde şimdi bildiğimiz kadarıyla eğitmenlik var, rehberlik var, antrenörlük var. Var mı söylemediğim? Evet kısmen doğru, bu kadar uğraş içerisindeyim çünkü 15 yıldır doğa sporlarının içerisinde olunca ister istemez bu tecrübeleri de ediniyorsunuz. Hocam peki bu aktiviteyi denemek isteyen seyircilerimiz, genç arkadaşlar olabilir. Hatta genç değil, onu yukarıda da konuştuk. Bu sporu yapan 50 yaş ve üstü insanlar olduğunu da söylediniz. Sizi bu aktiviteyi denemek isteyenler neler yapmalı ve nasıl bir rota izlemeli? Ya artık şehrin sitesinden sıkılanlar, sanayi, endüstri, kent yaşamını getirmiş olduğu sıkıntılardan, sislerden kurtulmak isteyenler kendini artık doğaya atıyorlar. Artık yürüyüştü, kamptı, bunlar da kesmiyor. Eksem sporlarla bu heyecanı tadarak, bu sporu yaşayarak insanlar daha özbenliklerini yakalayabiliyorlar. Tabii 0555 318 80 29 alt kontrolü görüyorsunuz. Mail adresimden de ulaşabilirseniz sonmez@erkaya.yahoo.com. Yani ama şey olabilir, mesela benim çalıştığım, ücretli olarak çalıştığım turlar da var. İsteyen olursa hızlandırılmış kaya tırmanış eğitimi, ileri kaya tırmanış eğitimi, duvar tırmanışları anlamında paket programlar da sunuyorum. Şirketlere, kişiye özel de bu uygulamayı yapıyoruz. Peki hocam son olarak neler eklemek istiyorsunuz? Biz her zaman mikrofonu uzatıyoruz. Son bir kez. Yani adrenalini kanınızda, damarlarınızda hissetmek istiyorsanız, sporu ve sıcak bir atmosferi insanlarla paylaşmak istiyorsanız buyurun doğaya, buyurun kayaya. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Bize bu aktiviteyi anlattığınız ve yardımcı olduğunuz için. Biz teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, şu anda arkamda çok güzel kazlar var. Kaz galiba değil mi? Yanlış söyleyeyim. Ördek mi, kaz mı? Kaz. Kaz da var, ördek de var. Onların eşliğinde bu güzel doğa manzarasından sizlere seslendik. Gebze'ye bağlı Ballı Kayalardaydık ve kaya tırmanışı denedik sizler için. Biz de bu heyecanı yaşadık. Haftaya bakalım oksijeni nerede solacağız? İnanın biz de bilmiyoruz. Her zaman bize yazabilirsiniz. www.kanaltürk.com.tr'den programlar bölümüne girip oksijenle ilgili yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bize ulaşmak içinse oksijen@kanaltürk.com.tr adresinde kullanabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
señor.